Bundan 7 yıl önce bir tohum takas şenliğinde Gödence köyünde bulundu. Ata mirası Topan Karakılçık buğdayı o son tohumdan üretildi. Seferihisar'ın Ulanış köyünde yeniden çoğaltıldı. Yüzlerce yıl önceki gibi pişirilen ekmekler festivalde bir diğer ata mirası Armola peyniriyle buluştu. Festivale İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen meraklılar katıldı. Gede usulüne bozulmamış tek unumuz ve buğdayımız, Karakılçık buğdayımız kalmış. Ve onu da biz de değerlendirmeye çalışıyoruz. Kepeğinden kendi ekşi maya hamuruyla ekmek haline getirip burada pazarda satışa sunuyoruz. Festival boyunca taş fırında, odun ateşinde ve kara fırında pişirilen 4000 karakılçık ekmeği tüketildi. Valla bir avuçla başlayan bir hikaye bugün yüzlerce dönüme çıktı. 7 sene önceydi. Bir avuç. Yani Gödence'deki bir dedemizin bize verdiği bir avuç tohumla üretim süreci başladı. Şu anda yüzlerce dönümde karakılçık buğdayı ekiliyor. Tabii bunun bir sırrı var. Alım garantili üretim diye bir süreç başlattık. Armola peynirinin özelliği ise keçi tulumunda yapılması. Süt, yoğurt, peynir kırığı ilk başta mayası armola bu şekilde hazırlanıyor, tuluma konuluyor. Ve buradan suyu dınlıyor, dınlamazsa olmaz armola. Kadın ve çocuk tiyatrolarının da sergilendiği festival Nurhan Damcıoğlu konseriyle sona erdi. Evet, izlediğiniz haberi şöyle düzeltelim ve girişini şöyle tekrarlayalım. İzmir'in sakin şehir unvanlı Seferihisar ilçesinde kara kılçık ekmeğiyle armola peyniri için festival düzenlendi. Bir festival haberiydi.